arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Hoş bulduk. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Çok erken bir şekilde güne start verdik arkadaşlar. Aslında bugün niyetimiz evde toparlanmaktı. Ama bugün abla geleceği için biz de dedik ki dışarıdaki işlerimizi halledelim. Yarın inşallah bir evi kartonlayacağız. Artık yavaştan başlayalım. Taşınma tarihimiz çok yakın. Bu arada ne zaman taşınacağımızı soranlar da oluyor. Sanırım sadece Instagram'da bir bahsettim. Aslında gelecek ayın sonu, Haziran'ın sonu olaraktan. Ama biliyorsunuz ki Haziran'ın sonu Kurban Bayramı. Belki Kurban Bayramı geçtikten sonraki günler. Yani evet, Temmuz'un ilk günleri olabilir. Yani şurada 1,5 ayımız falan kaldı. Zaten yakında iskanımızı alırız. Evet. Sonra elektriğimize başvuracağız. Elektriğimiz halloldu mu artık bir sıkıntı kalmıyor yani. Bu arada yakın zamanda sanırım 2-3 hafta içinde evde bir inşaat temizliği yapılacak. Eğer ki kapılarımız takılmış olursa. Çünkü birçok şey şu an çok hızlı ilerliyor. Bugün şimdi fayansımıza bakmaya gidiyoruz. Yani fayansımız geldi. Abiler gelecek inşallah. Geldiler, başladılar sonra. Gelmişler, başlamışlar. Evet, ona bir bakacağız. Burak demek istediklerini de demek istiyor. Çünkü çok pimpirikli, yok telefonda olmazmış da gidip anlatacakmış da. Ki abiler de öyle istiyor. Hani abi diyor, ne istiyorsanız anlatın diyor ki sonradan bir sıkıntı çıkmasın diyorlar. Ne oldu annem? Sen geliyorsun ama biz arabada bekleyeceğiz, tamam mı? Baba söylesin, ben sonra gidelim. Ben abilerle konuşacağım babacığım, sonra kahvaltıya gidelim. Evet. Abi sen de mi merhaba diyorsun? Merhaba yap. Şebeklik yapıyor orada. Öyle arkadaşlar, yani taşınma tarihimize 1,5 ay kaldı. O yüzden her şeye çok hızlı bir start veriyoruz, şey veriyoruz. Motivemizi bozmuyoruz. Bugün evle alakalı halletmemiz gereken şeyler var. Arkadaşlarımızla buluşacağız gibi gibi şeyler. Çok güzel bir video olacak. Evet. O yüzden şimdi gidelim. Orada Burak size yine çeker, değil mi? Çekerim sultanım. Sonra da kahvaltıya gideriz. Aynen, kahvaltı yapmadık. Çocuklara simit aldık şimdilik. Öyle. Gençler, şimdi geldik inşaata. Hop, gece yağmur yağmış. Bayağı bir şey. Yerler ıslak, bakın şöyle. Abilerimiz de yavaştan başlamışlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gittik. Abiler daha başlamamıştı, bizi bekliyorlardı. Kahvaltı yapıyorlardı. Aynen. Şimdi başlayacaklar. Şimdi şöyle bir şey var. Biz biliyorsunuz ki orta banyoda tam duşa kabin geleceği yere mat bir fayans seçtik. Ve biz bu seçimi çok aylar öncesinde yapmıştık. Fayansımızı hepsini bağladık. Ve açıkçası şu an geri almakta, hani ürünleri almakta biraz zorlandık. Neyse, verdiler ama mat fayansları vermemişler. Zaten ancak 3-4 tane fayans vardı. Ama biz zaten hani bağladığımızda bütün ürünleri hani kenara koysunlar. Sonradan maliyetleri onlara da zarar olmasın diye söylemiştik. Ama öyle yapmamışlar. Ve mat fayansları vermediler. Allah'tan öyle çok büyük... Yani fayansçılar ayırmamış, sonra da bitti demişler. Aynen. Zekilerde diyor, abi diyor, kendi fayanslarımızı zor aldık diyor. Vallahi biraz şey oldu. Sıkıntı olmuş biraz. Bizim de anlaştığımız adam gitmiş, yerine başka birisi geldi. Birazcık böyle hani o konuda birazcık mağdur olduk diyelim ama olsun. Her şeyde vardır zaten bir hayır. Aynen. Birkaç tane fayans, onları da şimdi giderse içer alırız. Zaten 60'a 120 oluyor, 3-4 tane olması gerekiyor. Yaklaşık bir zaten sadece o yere gelecek hani. Etrafa falan da gelmeyecek. Bunu da bugün seçeceğiz yani. Seçeceğiz, alacağız ki götüreceğiz. Abiler işlerini aksatmasın diye. Öyle, ama şimdi ilk önce bir kahvaltıya gidelim. Hacı Baba'ya gideceğiz. Ama zaten 2-3 günlük iş var orada. Yani şu an abiler odalara başlarlar. Aynen. Ne bileyim, banyoların duvarlarına başlarlar derken o iş hallolur Allah'ın izniyle. Yine biraz yaparlarsa biz gösteririz size ama son halini artık o zaman görürsünüz. Hocam yarın da seçim günü. Yarın belki çalışmayabilirler. Evet. Pazartesi camlarımız takılacak nasipse. Bakalım böyle böyle halloluyor. Vardır her şeyde bir hayır diyelim ya. Tabii evet canım. Hadi bakalım. Biz geldik arkadaşlar. Evet, Hacı Baba'ya geldik. Hacı Baba'dayız. Ne yapıyorsunuz siz? Bu kim? Hala bir şey var. Bu kim? Abi. Evet, masamıza kurulduk. Gençler, bazı yerlerde balkonları da açmışlar. Aynen, ama yine de biraz soğuk yani. Evet, biz üşüdük. Aynen, biz köşeye geldik böyle. Ceketimi aldım, üşüdüm. Aynen. Kızım,
Nereye geldik? Buranın kahvaltısını da özlemişim ha. Özledim ben. Menemen seviyorum zaten. Aynen. Baba, evet. Baba, efendim. Baba, ben de menemen seviyorum. Tamam. Hadi bakalım yiyelim beraber. Ne kadar çok, acıktın? Çok acıktım. Bir de arabada simit yedi. Efendim kızım. Sen acıktın mı? Annesi arkasına tempo mu koydun? Çarlar falan değil. Yemiş biraz ya. Sen acıktın mı? Ağzında simitle uyumuş arabada. Damağına yapışmış. Bir de, bir de uyandı onu yiyor. Acıktın mı sen? Benim güzel oğluşum. Benim güzel oğluşum. Yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Her şey çok güzeldi. Şimdi çıkıyoruz. Seçimlerimizi yapmaya gideceğiz. Gittiğimiz yerde inşallah çekmeye çalışırım. Gel canım. Mi? Canımcım. Canımcım. Hadi bakalım. Gençler dışarıda gerçek ışıkta görünce seçtiğimizin beyaz olduğunu fark ettik. Onun için değiştirdik. Size onu göstereceğim. Bej rengi seçtik. Bu ne? Buralarda da şey yapıyorlar, sürekli değiştiriyorlar fayansları. Ondan sürekli bir çalışma var. Gençler bakın şunu seçmiştik. Krem gibi duruyor ama aslında bembeyaz. Buradaki ışıktan dolayı öyle gözüküyor. Şunu seçtik. Bizim fayansa en yakın olan buydu. 5. Bunun önündeki de biraz koyu kaçtı şu. Onun için şunu seçtik. Evet. Şöyle. Hadi bakalım. Kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar ben arkadayım. Ne oldu? Canım oğlum. Canım oğlum. Arkada olmamı çok seviyorlar. Evet fayansımızı seçtik. Şu an o önde. O yüzden ben arkaya geçtim. Açıkçası bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle kahverengimsi bir şey seçmiştik ilk başta. Onun fotoğrafını buraya bir yere koyayım. Hani seçtiğimiz ve o kahverengi yan yana görmüştünüz. Ve şu anki seçtiğimiz bence çok daha güzel. Aynen. Her şeyde bir hayır vardır. Aynen. Her şeyde işte hayır vardır dedikleri bu olsa o gerek. Mat yerine normal parlaktan göndermişler. Bizim parlaktan. Ha bu arada evet onu da yani tekrar sordurduk. Mat yerine parlak göndermişler. Keşke bir sorsaydılar acaba onun yerine bir şey göndersek mi diye. Şimdi yeni almış olduk ama dediğimiz gibi sadece 4 tane fayans yetiyor bizim oraya. Duş akabinde kaymamak için böyle tercih ettik. Ama bu sanki çok çok daha güzel oldu ya. Eyle. Evet arkadaşlar şimdi bunu hemen inşaata yetiştirip sonra Bauhaus'a gideceğiz. Orada diğer seçimlerimizi yapacağız inşallah. Bir de bir bakalım inşaatta fayans biraz bir şey yapmışlar mı? Yapmışlardır da. Yani çekelim size de biraz ya. Çok meraktan çatlıyorum vallahi. Hay hadi bakalım. İnşaata geldik gençler. Kolay gelsin abi. Oy 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 maşallah. Ustalarımız bakalım burada şu anlık bir şey var mı? Ana! Gençler bakın burası ebeveyn banyomuz. Şöyle göstereyim size. Bakın bu şekilde. Görüyor musunuz? Aslında şu
bakalım. Bakın burası bu şekilde. Bir tek yeri kalmış. Öbür banyoya da bir bakalım. Biz Çepe AVM'ye geldik. Çocukların bir altlarını değiştirdik. Muz yiyorlar şu anda. Birazdan da Bauhaus'a gideceğiz. Evet, bakmamız gereken şeyler var. Çok yakıştı bana bu konuyu. Çok çok yakıştı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bizim inşaatta abi şöyle bir tane koymuş. Yani böyle bir tane seçmiş yani kapak. Arka şeyimiz, rezervuarımız Vizan. Evet. Ona uygun olan da bu. Kutudan bu çıkmış. Hani ama biz böyle aynen parlak istiyoruz. Böyle nasıl göstereyim, hatta size şu göstereyim. Bak, şu. Aynen. İstiyoruz. Şöyle şu şekilde parlak istiyoruz. Şimdi baktık burada acaba var mı diye. Yok, internetten sipariş edeceğiz parlak olanını. Öyle. Öyle yani, hani ona bir bakalım dedik. O zaman tarihi değiştirmeyelim mi diyorsun sen? Yok, onu da göstereceğim mi hatta? Göstereyim. Aslında onu böyle yuvarlak bir şey seçecektik ama şimdi vazgeçtik. Aman kalsın dedik. Şöyle aslında sonuçta güzel parlak. Böyle ağır güzel bir şey. Evet. Bunu şey hani bu çıkmış. Ya şöyle takarız, baktık beğenmedik. Sonra değiştiririz. Altı musluk bir şey olmaz. Altta kalıyor yani, zaten gözükmüyor öyle. Parlak olması önemliydi. Sadece bunu değiştireceğiz. Yani evet, şey bu aslında alınmadı. Bize örnek olarak verildi. Biz bu onunla değiştireceğiz. Kutumuzun içinden çıkıyor. O arka rezervuar kutumuzun içinden çıkıyor. Şimdi biz bunu istediğimizde şey yaparız. Sipariş ederiz. Bunlar da aslında durur yedek olarak. Bozulursa ha, öyle diyorsun. Ha, tamam. Ha, onlar alındı mı? Ha, bunlar bizim o paketimizin içinde zaten. Tamam, hı? Tamam, onu bilmiyordum. Anneciğim, değil. Bu saçın hali ne ya? Ne o? Aşağıyım mı? Yukarı mı diyorsun? Evet. Gidelim hadi. İşimizi hallettik. Ondan sonra Eymen burayı kum havuzuna verdik, geldik. Geliyor. Ne oldu? Burada kahve giden de çay aldık, limonata, tatlı falan aldık. Bu çok güzel. Bunu kesinlikle deneyelim. Aynen. Yani. Bunu bir keresinde bizim Doktor Aydın hocamız tavsiye etmişti. Ben o zaman yemiştim. Ben şu an ilk kez deniyorum. Aynen. Ben o zaman yediğimde bayılmıştım. Beyza Hanım da sevdiğimi bildiği için sultanım almış. Sen böyle daha meyveli şeyler seversin. Evet. Öyle. Ve Mihri Aksa da bunu çok sevdi. Değil mi kızım? Bu arada muffini de güzel. Evet evet, o da güzel. Arkadaşlar bakın, Sümeyye'ler geldi. Akşam evet, yemeği yiyeceğiz şimdi inşallah hep beraber. Sümeyye bir yordu, bir yordu. Şimdi annesiyle babasının nazı artık böyle hani bir süre sonra geçmiyor. Hayır dedikleri için. Bana da geçiyor şimdilik. Şimdilik. Her an bozulabilir. Bak yürüyüp gidiyor. Çok fena ya, vallahi bakın. Gidiyor. Arkası gidiyor. Bu artık yürümeyi öğrendi, gider bu. Geliyor, 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 geliyor. Darısı başınıza inşallah. Şeytanlar çok düşünüyorum. Gezin tozun. Ondan sonra görüyorsun bak. Bak. Hiç Beyza, durmuyor. Bursana. Bu zamanlar çok tutulmuş ya. Bu anne de anne. Anne. Hayır. Gel. Hayır. Evet.
Evet, balonuna kavuştu. Sümeyye ablasıyla Salih abi saldı. Hey Membura. Aha. Hadi gelin. Hadi bakalım. Hadi İna. Koş koş. Biz çıktık arkadaşlar. Yemeklerimizi yedik. Tatlılarımızı farklı bir yerde yemeyi düşünüyoruz ama daha kararlaştırmadık. Şimdi bir inşaata uğrayacağız. İşte, Salih kardeşimiz, Sümeyye kardeşimiz araba aldılar. Yeni araba, hayırlı olsun. Onu da gösterelim mi? Aynen, videoda aynen. Gösterelim. Dedik hayırlı ki, uğurlu dedik olsun. Dedik ki kuyrukta biraz sıkıntı var herhalde. Onu düzeltelim dedik. Aynen. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Keselerine bereket. Keselerine bereket. Şimdi inşaata gidiyoruz. Bir fayanslara bakacağız. Evet, hem inşallah. Onlar da ilk defa görecekler. Görmüş olur. Aynen. Hep beraber bir görmüş olalım. Orada arabalarını da bir gösterelim. Çok güzel bir araba almış. O kadar güzel duruyor evet, ki. Evet, çok güzel. Tam böyle hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sağ salim kullandırsın. Amin. Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Amin. İnşallah. Arka koltukları çocuklarla doldursun. İnşallah. Hayırlı vakitte istedikleri aynen. Zaman inşallah. En hayırlısı olsun. Amin inşallah. Şimdi gidelim bakalım. Çok heyecanlandım ben. Evet arkadaşlar, Sümeyye ve Salih kardeşlerimizin yeni aracı hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok güzel duruyor. Biliyor musun, kamerada biraz daha küçük duruyor. Gerçekte çok daha büyük. Kamerada küçük gözüküyor. Evet, kamerada küçük gözüküyor da normalde büyük araba. Kocaman, çok güzel. Allah'ım kazasız belasız kullanmayı nasip etsin inşallah. Beyza'nın evi de çok muhteşem. Hani bir Beyza demişti ya, oradaki siyahlıklar. Ben de diyorum ki Beyza diyordum, niye orayı değiştirdik? Siyah daha güzel diyordum. İçimden ama şimdi kamerada, yüzüne de söylerim evet. Ben bir şey söylediğimde. Ama kamerada göründüğü gibi değilmiş. Beyza bir şey diyorsa doğruymuş, onu anladım. Orası siyah olsaydı Beyza çok kapatırdı. Evet. Boğazı çevre olurdu. Nasıl? Havası falan? Muhteşem bir değil yerde. Mi? Çok güzel. Gerçekten abartmıyorum bunu. Sakın yanlış anlamayın. Ve çevresindeki insanlar da elit insanlar. Hani böyle elit dediysem şu. Tam belirli pozisyonda okumuş, bilinçlenmiş insanlarla dolu. Sağ olsun. Hani güzel bir konumda böyle ya, değil. Aynen. Zaten biz de komşu gibiyiz. Aynen. Komşu gibiyiz. İnşallah. Hemen Burak abine diyoruz ki ev yanarsa yaptırır. Boş diyor. Orayı da satın alalım diye size diyor. İnşallah yakın zamanda sizler de yaptırırsınız ya. Evet canlar. Bu arada komşularımız geldi. Onlar da ev yaptırıyor. Zaten hep söylüyorum ama çekmedim. Bir sormam lazım. Yok. Ben de gözüktüler azıcık. Böyle geldiklerinde herkes dönüklerdi ama. Tamam. Yani görürsünüz, komşuları geldi gerçekten. Ay, komşumuz geldi işte. Yan, onlar da ev yaptırıyor. Çok aynı zamanda belki taşınacağız. O yüzden videoyu çekemedim daha. Sen de daha çekemedin. Ama çok güzel oldu. Bir göstereyim. Harbiden ben göstermiyorum. Senin videona çekiyorduk. Unutacağım ama. Ya sen göster. Zaten ikimiz de görürler. Hiç sorun değil. Evet arkadaşlar. Yani daha şurada bir şey olmadı. Size şimdi olan yerleri göstereceğim. İlk önce çamaşır odamız arkadaşlar. Oldu, şu an rengi tam göremiyorsunuz ama bizim ebeveyn banyosuna doğru rengi net göreceksiniz. Burası orta banyo inşallah. Bu arada şurası mat. Şu görmüş olduğunuz ama renk çok farklı değil. Çok hafif bir renk tonu var. Şurada belli olur Beyza. Aynen, bak göstereyim ben size. Ya çok güzel olmuş. Daha sade ve daha şöyle. Bak burası da kırılmış ya, tam. Şöyle. Işıktan belli olur. Aa, bu arka kısmı mı? Yok. Bakın şurası parlak, bu da mat olan banyomuz da bu şekilde oldu. Çok daha güzel oldu. Bence şimdi yatak odasında göstereyim. Ay, güneş de çok güzel buraya. Evet bakın, burası çamaşır odası diyorum. Giyinme odası ve buradan banyoya gidiyor. Çok güzel ya. Şurada fayansımızın da desenlerini şöyle görüyorsunuz. O kadar hoşuma gitti ki gerçekten, rengi tam istediğim gibi, hiç bu kadar güzel hayal etmemiş. Evet, bütün bahçe detaylarımızı anlattım. Nasıl buldun? Süper olacak. Ve gerçekten Beyza'ya hak verdim. Şunları görünce bir sürü şey olacak ya, antrasitler çok boğacak. Evet. Oranın antrasit olması. Aynen. Şu köşeleri demiş Beyza da. Ya mesela projede şöyle gözüküyordu. Şöyle arkadaşlar, burası mangal köşesi antrasit olacak. Şuralar antrasit olacak. Şu yürüme yolu antrasit olacak. Şurada görmüş olduğunuz şu babaların arası, hatta bir geçen birisi sordu niye bu kadar duvarları alçak yaptınız? Aslında alçak yapmadık. Arka taraf 3 metre arkadaşlar. Mit duvarı gibi duruyor. Bu taraflarda belediyenin izin verdiği bir boyut var arkadaşlar. Şu babaların arası full
ferforje demirler olacak. Üstüne de o teller gelecek. Evet. Allah. Aydın Hoca hani reels çekmiş ya sizin burada sesiniz. Evet evet. Aliye bak Salih kendinden geçiyor. Badem. 50 saattir Salih abinin suratına bakıyor kucağına gitmek için. Kajuya kajuya. Evet arkadaşlar biz aslında dışarıda tatlı yiyecektik. Sonra baktık evet. Namaz falan sıkıntıya girecek. Dedik evet, tatlıyı alalım. Geldik şimdi çocukları yatırıyoruz. Burak da Mihra'yı hazırlayıp yatırıyordu. Şokolapa dönmesin en azından. Çocuklar da uyuyor. Bir de mesela çocuklar uyku saati geçince Beyza ile Burak abi birazcık böyle şey yapıyor. Böyle tedirgin oluyorlar. Hani çocuklara... Huysuzlaşıyorlar ama sen de görüyorsun. Böyle bir bağır çağır. Siz de şey oluyorsunuz böyle. Evet. Hani, uykusu geldi yazık diyorsun. Evet. Böyle çok üzülüyor Beyza da. Ben dedim kesin çocuklar için yaptılar. Evet dedim. Ya hem onlar yatar hem de biz rahat rahat keyfimizi yaparız. Çok daha iyi olur. Şimdi bir yere gitseydik çocuklar iyice cozutacaktı. Hele Mihran. Ama yorulmuşlardı. Çok Mihran, yoruldular. Sabahtan bakıyorum. Beri hani sabah erken çıktık evden. Sürekli ev için bir şeyler yap et derken bayağı yoruldular. Şimdi yattılar en azından şey biz de rahat rahat gece yarısına kadar takılırız. Ya iyi oldu. Çocuklar güvende, sağlıklı, uyuyorlar. Biz de burada sohbet ederiz artık. Evet. Sadece bak. Sen de dedin ya kıskandı. Ne yapıyorsun sen? Kaju zaten Salih... Mira geldi. Mira yere attı. Mira böyle pıtır pıtır pıtır. Değil mi? Hemen Kaju'ya gidiyor. Kaju'ya gidiyor. Kaju da ona geliyor. Çok i̇şte şeyler bağlılar birbirlerine ya. Kaju Mira ile beraber. Kaju ile Mira aynı anda mı? Hani eve girdiler. Şöyle, yoksa Kaju önceden mi vardı? Şöyle oldu. Mira 4-5 aylıktı. Kaju geldi ama Kaju da 4-5 aylıktı. Hani ondan çok olabilir. Aynı zamanlarda doğdular. Yani Kaju 2 aslında genelde kedi sahiplenince 2 aylık falan oluyor. Ama işte Kaju 4-5 aylıktı. Hatta ben acaba eğitim veremem mi diye düşündüm. Ama öyle bir şey olmadı. Öyle yani. Biraz önce ayağımın dibinde şu badem dolanıyormuş. Tüyleriyle yürüyor. Allah Allah diyorum. Niye ayaklarım balım var şu anda. Balım mı?